Hayırdır? Düşünceli görünüyorsun. İnsanlar güzellikle uyarıyorsun. Olmuyor. Hadi bu işi çocuklara bırakayım diyorsun. O da olmuyor. Kim kastediyorsun? Kaşınan bir takım adamlar. Sen iyisin ama böyle. Bak herkes Poyraz, Sadrettin, Sema, Zülfikar, Taşkafa. Her şeyi hallediyorlar zaten. Galiba aramızda yöntem farkı var. Galiba biz buna kuşak çatışması diyoruz. Bizim zamanımızda her şey olduğu gibiydi. Kim dost, kim düşman bilirdik. Hem düşmanlarımız gözümüzün önündeydi. Öyle kimse kimsenin arkasına saklanmazdı. Her şey ulu orta olur biterdi. Şimdi zaman değişti. Ve bu benim asabımı bozuyor. Sen şimdi bırak bunları. Hem benim sana bir teklifim var. Kabul ettim. Akşam seni yemeğe çıkarmak istiyorum. Hı? Kabul ettim dedim ya. Tamam. Güzel. Alo. Ben Bahri. Bahri Umman. Oo, Bahri Umman. Epeydir sesin çıkmıyordu. Hastaneden geliyor. Oğlumun yanında. Duyduk. Çok üzüldük. Ucuz yırtmış diyorlar. Darısı başınıza. Hayırdır? Bir şey mi ima ediyorsun? Bazen diyorum ki kendime, sen bunlara uyma. Git güzelce uyar. Ama siz gittikçe sapatıyorsunuz Fuat'cığım. Nasıl yapacağız bu işi? Vallahi varsa bir borazıncı başı çıksın karşımıza. Şimdi ben telefonu kapatıyorum. Tekrar aradığımda eğer havaalanında olmazsan mezarda olursun. Çok ciddi söylüyorum. Çok korktum be Bahri. Bu gece saat 12'ye kadar müsaade. Bak son şansın bu. Bas git burada. Benim de başımı belaya sokma. Hadi eyvallah. Oo baba hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ki restoranı ben seçtim. Teşekkür ederim. Maşallah senin de tanınmadığın yer yok. Seviyorlar. Sağ olsunlar. Sevilmeyecek bir yanın da yok çünkü. Sen benim bir yüzümü gördün. Onlar daha iyi tanıyorlar. Ben diğer yüzlerine ilgilenmiyorum. Ben gördüğüme bakarım. Sen ne gördün? Ben. Cesur bir adam. Müşfik bir baba. Cömert ve yardımsever biri. Ayrıca kibar ve centilmen bir adam gördüm. Ya sen kimden bahsediyorsun? O adamla beni de tanıştırsana. Ben levrek rica edeceğim. Şaraplarımızdan ne alırsınız? Sağ olun, almayayım. Ya sen keyfine bak. Yok, iyiyim böyle. Haydi lütfen. Kimler de buradaymış. Bahri baba. Afiyet olsun. Senin ne işin var burada? Karnımız acıktı. Yemek yiyelim dedik. Senin bu saatte uçakta olman lazım. Uçakta verilen yemekleri yiyemiyorum ben. Gaz yapıyor. Hadi size afiyet olsun. Ha?
İsterseniz benim masaya buyurun. İstemez. Hani şu konuştuğumuz Fas seyahati vardı ya. Evet. Ben otel bakmaya başladım bile söyleyeyim. Tamam, ayarla işte. Tarih bilmem lazım. Ramazan'dan önce ya da sonra olur. Tamam, güzel. Bahri Bey, biliyorum ama bu cece size gönderdiler. Ne olur kusura bakmayın, uyarmak istedim ama. Bırak masayı. Ne söyledin garsona? Adama mahcup olmayalım. Sen de bir şeyler ikram et dedim. Delikanlı, ne dağıtıyorsun? Helva efendim. Hayırdır? Bahri Bey'in ikramı. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Bu arada istersen başka bir yere de gidebiliriz. Ben Latin Amerika'yı da merak ediyorum. Mesela Peru. Aa. Bak, Peru'dan adam çıkmaz derler. Ne demek o? Bana bir dakika müsaade. Ne iş? Helva dağıttırıyorsun. Cenazemiz var. Öyle mi? Başını sağ olsun. Senin de toprağın bol olsun. Küba'yı da çok ümmet ediyorlar. Bak, oraya da gidebiliriz. Küba. Olabilir. Hem müzikleri de güzel. Olur. Küba olur. İstersen kalkabiliriz. Ne olacak peki şimdi? Herkes gördü seni. Gördüklerim konuşacakları anlamına gelmez. Nereden biliyorsun? İnsan psikolojisi basittir. Hiç kimse bir restoranda
ulu orta birini öldüren bir adamı karşısına almak istemez. Bu sadece bir tahmin. Hayır. Tecrübe. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.